Adam Medine'de belli ki rahmet görmemiş, merhamet görmemiş bir adam. Medine'de sevgililerin kenti Medine'de, aşıkların yurdu Medine'de. Allah Resulü cemaatiyle yürürlerken Resulullah'ın yanına geldi. Fahri Kainat Efendimizin, kainat övüncünün mübarek cübbesini bir hızlı çekiverdi. Hiç alışık olmayan bir hareket. Alışık olmadığınız bir hareket. Sahabe-i kiram ne oluyor demeye gelmeden Allah Resulü bir tepki olmasın diye o adama karşı sahabiye sakin olun, sakin olun. Derdini anlasın bakalım. Adam katı, belli ki çölden gelmiş, belli ki henüz rahmet ve merhametin o güzel atölyesinde yontulmamış, belli ki. Allah Resulü ne istiyorsun dedi. Muhammed dedi, sana gelen mallar bazı ganimetler geliyor. Onlar senin babanın malı değildir. Bana da versene onlardan. Tavrı aynen böyle. Konuşması aynen böyle. Siz ne yaparsınız? Sizden birinize böyle bir tavır. Hani siz yürürken bir dilenci gelip yakanızı çekse. Bakayım ver cebindekini, senin malın değil dese. Siz nasıl tavır alırsınız? Ne yaparsınız? Allah'ın Resulü, merhamet elçisi, sevgi mimarı. Sübhanallah buyurdular. Etraftaki sahabeyi sakinleştirmek için dediler ki, Musa'ya daha sertiyle yapılıyordu da. Musa sabrediyordu. O ne güzel bir örnektir Musa peygamber. Ne istiyorsun? Ben para istiyorum dedi. Resulullah cebindekini çıkarıverdi ona. Muhammed dedi, bu yetmez dedi. Bu yetmez, daha da ver. Allah Resulü salatü vesselam ona olsun. Yanındaki sahabeden birine dediler ki, hele evime gidin bakalım ne var evde getirin. Evine gittiler Resulullah, ne varsa avuçlanıp getirildi. Ekmek, yemek, buğday, belki hurma. Adamın elindeki torbaya boşaltıldı. Baktı şöyle, yetmez bu da dedi. Daha ver dedi, daha ver. Sanki borçluymuş, alacaklıymış gibi Allah'ın Resulü'nden istiyordu. Doğrusu istemenin tarzını da bilmiyordu. Ama istiyordu. Nebi sabrediyordu. Allah'ın Resulü sabrediyorlardı. Hatta bir ara sahabeden bir kısmından borç istediler de problemi gitsin, içindeki bu yangın sönsün adamın. İstemenin, ölçüsüz istemenin yangını sönsün. Tam o andayken, böyleyken iş, biri geldi. Ey Allah Resulü dedi, şu koyunlar, develer sığınır. Bir sürü, büyük bir sürü ama. Büyük bir sermaye diyelim. Bütün bunları ben Allah için adadım ya Resulallah. Size emanettir. Ne istiyorsanız onu yapın bütün bunlarla. Bütün bunlarla onu yapın. Resulullah'a bakılıyordu. Allah Resulü demin sahabenin şu adamı defedelim de gitsin. Belki hak ettiğini yapalım ona diye geldikleri, sabredemedikleri adamı çağırdı. Gel bakayım dedi. Buyur dedi. Şu sürüyü görüyor musun dedi. Yüzlerce koyun, deve ve sığır. Belki bir çiftliği doldurabilecek kadar. Büyük bir imkan, bir güç. Evet dedi. Al bütün bunları götür, senindir. Adam duraksadı. Hepsi. Hepsi senindir, götür. Aslında bu cümleleriyle sevgili peygamberimiz onun kalbine cimriliği yıkmanın, cimrilikten vazgeçmenin formülünü öğretiyordu. Al kullanabildiğin kadar kullan,
Ötekini sen de benim gibi dağıt. Cümleler, tavırlar o kadar rahimdi ki peygamberin. Al ve götür. Adam dura kaldı böyle. Hepsi. Hepsi senindir. Şöyle dedi Resulullah. Muhammed dedi aleyhisselam. Demine kadar, biraz öncesine kadar, yani sana gelinceye kadar yeryüzünde senden daha çok nefret ettiğim bir insan yoktu. Sana kızıyordum. Demek içi doldurulmuş, patlamış, patlayacak bir bomba haline getirilmiş, kulağı açık olan bir akılsız. O gün için, o güne kadar. En büyük düşman sendin gözümde. Ama şu anda gördüm ki sen sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed değilsin. Mekke'ne çıkmış cömert bir insan değilsin sadece. Anladım ki sen peygambersin. Çünkü verirken arkaya bakmayan, hesabı yapmayan, gönderenin Allah olduğunu bilen, bu kadar bilebilecek olan ancak ve ancak Allah'ın peygamberi olabilir. Sen Allah'ın Resulüsün. Ben Müslümanım bundan sonra ya Resulallah. Benim imanımı Rabbim kabul etsin diyordum. Kelime-i şehadet getiriyordum. Sürüyü önüne katıp gidiyordum. Sahabi bekliyor, olay seyrediyordu. Akif'in, İstiklal Marşımızın yazarı, merhum Akif'in dedikleri gibi, zayıfsan şayet kardeşlerin seni yerdi. Böyle bir nesil vardı, sahabiden önceki Arap Yarımadası. Irkçılık vardı, kabilecilik vardı, insanın insanı yiyemesi, perişan etmesi vardı. Sonra bir nur indi, Muhammed Aleyhisselam geldi ve bütün bu anlayışları tuz buz etti. Allah'a kullukta, insan olmakta insanları topladı. Irkı bütün temayülleri, insanı insana kul eden bütün anlayışları bir kenara attı, sevgi ve rahmet sundu. Bir din, tepeden tırnağa, merhamet, rahmet, sevgi, barış, kardeşlik, insan olma. Ama insan olmanın yanı başında kul olma şuurunu, Allah'ı bulabilme şuurunu bir rahmet gibi ilmik ilmik dokudu Nebi. Sahabi bakıyordu, Nebiler Nebisine, sevgililer sevgilisine bakıyorlardı. Döndü ve şöyle dedi onlara, çok kısa birkaç kelimecik. Sizin dediğinizi yapsaydım, bir anda onu kovsaydım, ebeden kafir olarak ölecekti. Düşman olacaktı İslam'a. Bir sürü verdik. Kalbi İslam'a ısındı. Onu kazandık. Ne güzel değil mi dedi. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi, bir rahmet gibi mescidine doğru yürüdüler. Selam sana ey Nebi. Sen yokken hiçbir şey yoktu. Sen var oldun, güzellik var oldu. Hamdolsun ki seni tanıyabiliyorum. Hamdolsun ki seni seviyoruz. Hamdolsun ki senin öğrettiğin adları belleğimize taşıdık. Ha Bilal olmuş, ha Ammar olmuş, ha Sümeyye olmuş, ha Said olmuş. Allah'ın selamı, rahmet ve mağfireti bilsin üzerine.